2015'inde yayınlanan bir araştırma raporunda Doğu Türkistan'daki iş gücü programlarının Uygur Türklerinin yoğunluğunu azaltmaya yönelik planlandığı yer alırken, Çin yönetiminin etnik azınlıklara yönelik nasıl baskı uyguladığını kanıtlar nitelikte tavsiyeler bulunuyor. Çin'in Tianjin şehrindeki Nankai Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan rapor, 2020 yılının ortalarında erişime kapatılmıştı. Ancak raporun bir kopyası Dr. Adrian Zenz tarafından arşivlenmişti. Rapor, insan hakları uzmanlarının ve bazı devletlerin kültürel soykırım olarak nitelendirdiği Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Müslüman azınlıklara yaptığı baskıları kanıtlar nitelikte. The Guardian'da yer alan habere göre yolsuzluğu azaltma politikasını gerekçe göstererek Doğu Türkistan'daki insanları zorla çalıştıran ve orada işçi transferleri uygulayan Çin hükümeti bu suçlamaları reddediyor. Ancak Nankai Üniversitesi akademisyenleri tarafından yayınlanan raporda Doğu Türkistan'da yapılan işçi transferlerinin oradaki Uygur nüfus yoğunluğunu azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda Uygurları etkilemek, eritmek ve asimile etmek için de önemli bir yöntem olduğunu belirten uzun vadeli bir önlem olduğu belirtildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulümlerden bahsederek bazıları diyor ki Çin'e savaş mı açacak, gerekirse açarsın, bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var dedi. Destici açıklamasında biz bu konuda çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kamuoyu önünde de. Ben hatta çok ilerisini söylüyorum, bazıları diyor ki Çin'e savaş mı açacak, gerekirse açarsın, bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Savaş yapmanın bir sürü farklı yolları var. Ekonomik ilişkileri dondurmak da bir savaştır. İkili ilişkileri dondurmak da bir savaştır. Yaptırım kararları almak da bir savaştır. İlla ordunu göndermene gerek yok. Gerekirse de gönderirsin. Bütün bu savaş kurallarını uygularsın. Ne zamana kadar? Çin, Doğu Türkistan'daki zulmü, işgali bitirene kadar. Biz şu an aynısını Ermenistan'a yapıyoruz. Biz neden korkalım ki? Diyoruz ki sen Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmeden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam. Çin için de bunu yapabiliriz dedi. Joe Biden yönetimi ABD'nin geçici ulusal güvenlik strateji belgesini yayınladı. Washington yönetimi askeri varlığını yükselen rakibi Çin ve Rusya'ya karşı Pasifik bölgesiyle Avrupa'da arttıracak. Belgede Orta Doğu'da ABD menfaatlerini korumak için gerekli miktarda kuvvet bırakacağız deniliyor. Küresel düzenin sorunlarının çerçevesini çizen belgede Biden yönetiminin ulusal güvenlik açısından birinci önceliğinin dünyada ortaklık ve müttefiklikleri yeniden canlandırmak olduğu vurgulandı. İttifak ve ortaklıkların yanı sıra ABD'nin uluslararası işbirliğine de önem verdiği ifade edildi. Belgede başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlara çözüm bulunması için Washington'ın uluslararası kuruluşlardaki liderliğinin yeniden tesis edileceği değerlendirildi. Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre her 10 Amerikalı'dan 9'unun Çin'i ülkeleri için tehdit olarak gördüğü tespit edildi. Sonuçlar Çin'in gücünü kısıtlamanın ABD'nin en önemli önceliği olduğunu düşünenlerin oranının son 3 yılda %16 arttığını gösterdi. Bununla birlikte kendini cumhuriyetçi olarak tanımlayanların %72'siyle demokrat olduğunu belirten kişilerin %37'sinin Çin'e karşı sert bir tutum izlemenin Pekin'le güçlü ekonomik ilişkiler kurmaktan daha önemli olduğunu düşündüğü bildirildi. Ankete katılanların çoğunlukla Çin'in Hong Kong özel idaresinde ve Uygur özel bölgesinde yaptığı insan hakları ihlallerine atıfta bulunduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü. Hayatını kaybeden 11 asker arasında 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş da bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı duyuruldu. 11 askerin hayatını kaybettiği kazada Milli Savunma Bakanlığı 2 askerin de yaralandığını açıkladı.